Zamanında bir hapishane açmıştım. Çok güzel amaçlarım vardı. İnsanları topluma kazandıracaktım. Ama sonra fark ettim ki bu insanlar topluma kazandırılacak gibi değil. Daha sonra tarımla tanıştım ve biraz tarım yaptım. Yani birazdan fazla. Tarımda da fena para vardı, yani domatesin kasası kaça gidiyor. Neyse, sonra hapishaneyi biraz boşlamışım. Ortama kaos hakimdi. Birbirini öldürenler, gardiyanları, çalışanları öldürenler, isyan edenler, kaçanlar. Ortam çok kaotikti. Tam o sırada hapishaneyi birine kilitleyip kaçmaya çalışırken yakalandım ve hapse atıldım. Daha sonra gelip beni hapisten çıkardılar ve dediler ki birinin bir hapishane inşa etmesi lazım. Bunu benden istediklerinde anladım bunun tekin bir iş olmadığını. Ama yine de kabul ettim. İstedikleri kimsenin kaçmaması. İçeride ne olduğu umurumuzda bile değil dediler. Sadece kimse kaçmasın. Ben de dedim iyi. O zaman dedim mahkumların şartlarını çok da önemsemem. Ayrı odalarda kalmazlar, bir mahremiyet olmaz. Hepsini yığarım bir yere. Paşa gönlüme göre bir hapishane inşa ederim dedim. Kabul ettiler. İlk olarak tabii kendi ofisimi atmakla başlıyorum. Bu sefer böyle bir hapishane tasarımının iç içe geçmiş binalardan ziyade ortamda böyle güzel bahçelerin olduğu, binaların ayrı ayrı olduğu böyle ferah bir ortam istiyorum. İçeride kan gövdeyi götürecek ama şöyle dışarı çıktığımda bir oh diye bir nefes alayım. İşçilerimiz çalışmaya başladı. Onlara ölüm gibi bir iş bekliyor. Yani ölüm gibi derken böyle harbi ölme ihtimalleri çok yüksek. Önemli çalışanlarımız için ofisler inşa edildi. Bir adet su pompası ve elektrik santralini de temel kaynak olarak getirdik. Bir de muhasebeci işi alıyoruz. Benim bu hapishane işlerinde ekonomi yönetimim gerçekten berbattır. O yüzden ekonomiyi ekonomiden anlayan kişi yönetmeli diyoruz. Şu an tamamı kullanılmasa da bütün ofislerimizi inşa ettik. Tabii lazım oldukça inşa etsek daha mantıklı olur. Şu an safi zarar, para var diye harcıyoruz. Muhtemelen para bittiği zaman bunları tek tek söküp satacağım. Buraya da böyle bir resepsiyon, yani mahkum kabul noktası inşa ettik. Tabii kapısında dedektör var çünkü belli olmuyor, bunlar gelirken bir yerlerine satır matır sokup geliyorlar. Buraya gelecekler ve buradan kayıt olacaklar. Üzerlerine yeni kıyafetler alınacak, üstleri aranacak, daha sonra kalacakları koğuşa götürülecekler. Tabii mahkumları kabul etmeden önce hapishanenin geleceğine dair bazı planlamalar yapıyorum. Kafamda böyle Prison Break'teki 3. sezondaki hapishane var. Yani o hapishanenin böyle bir kaotik ortamı, içerinin böyle bir Texas gibi olma durumu var. Niyeyse onu düşündüğüm zaman aklıma böyle Brezilya geliyor. Yani Brezilyalılar kusura bakmasın ama. Yani böyle her an bir mahkum bir mahkumu şak diye böyle bıçaklayacakmış da yandan geçen mahkumun hiç umurunda olmayacakmış gibi bir kafamda bir şey canlanıyor. Yani umarım öyle olmaz tabii ama olursa da yapacak bir şey yok. Bu arada eğer videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Nezarethanemizi de inşa ettik. Bunun kullanıldığını neredeyse hiç görmüyorum. Çünkü mahkumları nezarethaneye getirmek yerine ellerinden ayaklarından bağlayıp olduğu yere falan bırakıyorlar. Yine de attık prosedürdür diye. Klozetler yine yan yana, omuz omuza bir mücadele. Tabii ki değerli personellerimizle düşünerek personel odası inşa ettik. Burada mola verdikleri zaman gelip burada dinleniyorlar. Bilardoları, masa tenisleri var, yiyecek içecek televizyonları var. Hatta güzel bir lavaboları var. Yani kapıyı açtığın anda karşıda biriyle karşılaşıyorsun, öyle bir yer. Tabii personel burayı ne kadar umursar bilmiyorum. Çünkü yani dışarıdasın, iki kişi bacağına bıçak sokmuş, gelip burada bilardoya devam olur mu? Olabilir. Tabii gardiyanlarımız gelmeden önce onların başında duracak bir şef alıyoruz. Bu şef böyle tecrübeli, diğer yani mahkumlara böyle bok gibi davranacak karaktersiz biri olmalı ki bu hapishane düzgün ilerlesin. Bir de revir inşa ettik. Burası çok kullanılacak bir yer. Ama genelde doktorları öldürmüyorlar. Yani doktorlara bir saygıları var. Mahkumlarımızın geleceği koğuşları da yavaştan inşa ediyoruz. Bu hapishane çok büyük bir proje. İşçilerin başında durması için de bir ustabaşı aldık. İşçilerin başına durup planları çiziyor. İşçilere iyi davranıyor, sarı kola veriyor. Hapishanenin dışında tamamen çitlerle sarıyoruz ki mahkumlar koşa koşa kaçamasınlar diye. Tabii bu tek çit yetmez. İleride bu 2 kat duvar, 3 kat duvar yapıp kuleler muleler atmamız lazım. İşe bir de psikolog alıyoruz ki bu neredeyse herkesin ihtiyacı olan bir insan. Bir de bize analizler yaparak ihtiyaçları gösteriyor. Yani mahkumların ihtiyaçlarını gösteriyor. Şu an mahkum yok ama mesela personellerin ihtiyaçlarını gösteriyor. Bir yiyecek içecek, bir kalın bağırsak ihtiyaçları varmış. Tabii bu kadar lavaboya bu kadar adam yetmiyor olabilir. O zaman siz de evden çıkmadan yapıverin. Sonra eve dönünce bir daha yaparsınız. Hem daha rahat olur. Hapishanemizin dışının tamamını duvarlarla sardık. Böyle en köşede bir boşluk bıraksak oraya bile koşmaya çalışırlar. Bir de kantin ve mutfak inşa ettik mahkumlar için. Buraya bir duş alanı, bir de lavabo inşa ettik. Tabii bu lavabo yetmeyebilir. Yetmiyor dersler aradaki duvarları kırar. Oraya da klozet atarım. Artık omuz omuza bir savaş verirler. Sadece dış duvarlar yetmez tabi, hapishanenin kendi içindeki alanları da böyle duvarlayarak kapatıyorum. İlk olarak 5 yeni gardiyan işe alıyoruz. Mahkumların gelmesine de az kaldı. Gardiyanlar bir gitsinler, bir işleri, bir yerleri bir öğrensinler. 3 tane de eli çok lezzetli aşçımız var. Devletten de bazı hibeler alıyoruz. Bazı işte örnek veriyorum, biz bir hücre bloğu açacağız diyoruz. Sana o zaman şu kadar vereyim, işi tamamlarsan bu kadar veririm falan diyor. Tabii diyoruz, kabul ediyoruz, alıyoruz. İşlere birazcık bu şekilde döndürüyoruz, yoksa para yok ya. Yani. Böyle bir koğuş inşa ettik. Yani içeride rahatlayabilecekleri tek alan burası. Bir kanepe, radyo falan var. Ortaya aslında eğlenebilecekleri bir şeyler atabilirdim ama dedim sonra belki buraya daha çok ranza gelir. Burası Squid Game'in bekleme alanı gibi bir şey dönüşebilir yani. Yine de onlara kıyamadım. Dışarıya çim atıyorum artık, burada yerde yuvarlanırlar, güreşirler falan. Devriye araştırmasını da tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü devriye çok önemli. Birilerinin durmadan etrafta dolaşıyor olması lazım. Amacımız da bu. Yani artık etrafı boş bırakmayıp böyle çimlerle, yollarla falan döşeyip böyle ferah, güzel bir ortam yapmaya çalışacağız. Mesela personel odası. Personel odası artık böyle içeride halılar falan var, lavabonun döşemeleri falan var. Yani herkes geldiği ve çalıştığı yerden böyle bir memnun olsun istiyoruz. Tabii bunlar çok maliyetli. Öncelikle bunlar değil ama bunların üzerine de düşüyoruz. Koğuşlarımız böyle. Yani genel olarak tamamı böyle olacak. Birbirine montelenmiş yapboz gibi. Yani bir girişi var, içeride bir koğuş kısmı, lavabosu, duşu ve yanında kantini. Yani bunu aynı şekilde daha fazla etrafa, sağa sola, aşağı yukarı yeni koğuşlar açacağız. Gardiyan sayımızı da iyice arttırdık, artık alım için hazırız. Orta güvenlik seviyesinde olan 41 tane mahkum geliyor. Bunlar minimum da değil, orta güvenlik. Mahkumlar geliyor. Normalde kapıda bunları karşılayacak bir gardiyan lazımdı ama yok. Bakalım kendi hür iradeleriyle nereye gidecekler. Şu an normal bir şekilde hapishaneye doğru giriyorlar. Halbuki yan tarafa doğru koşsalar özgürlüklerine kavuşacaklar. Burada böyle şekli, şemali, yüzü, kıyafeti farklı olan var ha. Bunlar reis herhalde. Bayağı da kalabalık bir nüfus, şu an hepsinin üstünü arıyoruz. Çok tehlikeli şeyler çıkmadı üstlerinden. Normalde burada kıyafetlerini çıkarıp yeni kıyafetler getirecektik ama bir çamaşırhanemiz yok. O yüzden çıkarttıklarını şöyle bir silkeleyip geri giyecekler. Yavaştan tek tek koğuşlarına götürülüyorlar. Tabi buralara kalıcı gardiyanlar eklememiz lazım nöbet olarak. Şuraya bir tane gardiyan ekledik. Muhtemelen bu bir gardiyanı burada top gibi oynar bunlar. Dışarıya da devriye atıyorum. Olur da alttan kazarlar, çıkarlar, kaçmaya çalışırlar falan diye. Mahkumlarımız kantine gelip ilk yemeklerini yemeye başladılar. Tabi benim merak ettiğim burada ne yedikleri değil. Çıkarken kaç tanesinin üstünden bir bıçak, çatal, kaşık falan böyle kaçırmaya çalışıyor, onu merak ediyorum. Ha, bunlar plastik kaşıkla falan yiyorlardır ama şimdi belli de olmaz, birbirlerine saplarlar falan. Bakalım şu ortamda ne zaman bir arınma gecesi yaşayacak. Bak daha ilk gün daha tamamlanmadı bile, buraya geldiler ve şak diye birini öldürüp atmışlar. Tabi bu normal, yani ilk gün kimin burada bir reis olduğunu, kimin racon keseceğini falan göstermek için bir mücadele yaşanmış olabilir. Zaten gardiyana dokunmamışlar. Kendi aralarında mevzuları var. Bir de temizlik odası atıp hademe işe aldık. Çünkü etrafın pis olmasından şikayetçiymiş mahkumlarımız. Gelip de koğuşun ortasında sıçarsınız. Şu ortama baksana, insan temiz olsa böyle pislenir mi? Şu anda duş başlıklarına saldırıyor bir mahkum. Gider sadece kapıda olduğu için tabii içerisi su doldu. Yani kapıyı açan içeriye böyle yüze falan gidiyor. Ya bu Bailey denen eleman şu an resmen bir taktik yapıyor abi. Buradaki bütün duş başlıklarını kırıyor ki kimse duş alamasın ve duş alamıyoruz diye isyan çıkarsın. Ben buradaki büyük oyunu görüyorum. O yüzden şimdi Job'la Bailey'i dövüyoruz. Elektrikler gitti. Hemen şu kapasitör sayısını arttırıp elektriği getirmemiz lazım. Şimdi bunlar karanlıktan fırsat bilip orada bir sürü şey yapıyor olabilirler. Hademe alınca işe tabii etraf bayağı bir temizlendi. Önceden buraları pislik götürüyordu. Etrafta çalışıyorlar güzel güzel. Ellerinden o süpürgeleri alabilirler. Kantin girişi biraz sıkıntı. Biraz cuma çıkışı gibi bir yığılma oluyor. İçeri giren de ileri gitmiyor ki. İçeri giren olduğu yerde bekliyor ruh hastası gibi. Bir de görüş odası inşa ettim. Buradan ailesiyle, yakınlarıyla görüşebilecekler. Yani ellerinden isyan edebilecekleri bütün sebepleri alıyorum. Bir de bizimkiler şöyle bir hata yapmış. Bunu nasıl yaptılar bilmiyorum ama 42 kişi kapasiteli hapishaneye 58 kişi almışlar. Onlar tabii nerede? Onlar burada böyle bekliyorlar. Burada bekleyen mahkumlardan biri delirmiş. Hatta bir tane daha delirmiş. Yani zaten delirisi var büyük ihtimalle. Beklemekten delirmiş olamaz. Bunlara bir deliler hapishanesi atmak lazım. Ama ben ne yapıyorum? Şu an etrafı kaldırımlıyorum, çimliyorum falan. Belki hani görünce bir derin bir nefes alınca kendilerine gelirler ya. Bizim CEO aradı ve dedi ki ıslah çok önemli bir şeydir dedi. Mahkumları tekrar topluma kazandır dedi. Yani şu an o kadar umurumda değil ki topluma kazandırmak. Ama birilerini ıslah edince para geliyormuş. Yani bir anda ilgimi çekti. Bir kişi ölmüş. Yani nerede ölmüş falan bilmiyorum ama ölmüş. Hele şu mahkuma bak. Yani bu fazladan olan bekleyen mahkumları bir yerlere doldurmak için yeni ranzalar atmam gerekti. Yani burada bayağı bir olay çıkacak. Bunlar nefes bile alamayacak. Aha hemen vallahi isyan çıktı ha. Bizim gardiyan orada birini jopladı, hemen uzaklaştı orada. Burada gece herkes yatarken mahkumlardan birini aldık götürüyoruz. Ne suç işledi acaba? Yani bayağı bir suçu var ama en son isyan çıkarmaktan yatmış. Bu bizim için bayağı tehlikeli birisi yani. Yani artık klasik. Sabah mahkumlardan biri ölüyor. Mahkumlardan biri de delirdi. Yani bunlar durmadan delirmeye başladılar. Birisi de orada sıçarken isyan diye bağırıyor yani. Adam makas bulmuş, makas. Yani şu anda açmayacak bile olsak ileride açılmaya hazır hale gelsin diye yeni bir hapishane daha inşa ediyoruz. Burada böyle olaylar çıkıyor ama bunlar çıkar ya, bunlar rutin şeyler. Bir kişi daha ölmüş. Önemli değil yani, kaçmasınlar da burada sonsuza kadar bizimle beraber kalsınlar. Ya burada bu sıkıntı delirenler. Yani bu delirenleri ağırlayacağımız bir koğuşumuz olmadığı için böyle oldukları yerde bekliyorlar. Ya bak ya. Burada bir tane gardiyanı öldürmüşler. Ranzanın altına saklamışlar. Bir de anlamayacağız zannedip masum masum yatmaya çalışıyorlar. Altına kan sıçramış. Maymun kadar zekanız yok mu ya? Ya bu duşta var ya abi, her gün kavga çıkıyor. Her gün. Yani burada mahremiyet diye bir şey olmadığı için bir takım sıkıntılar çıkıyor olabilir. Birileri haklı sebeplerle başkasına saldırıyor olabilir. O yüzden buraya bir şey demiyorum. Diğer hapishanenin inşası da hızla bitiriliyor. Hapishanenin artık giriş kısmına böyle bir şey attık. 2 tane ayrı dedektör yeri var. Girerken çıkarken 2 ayrı dedektörden geçip denetleniyorlar. Mesela bizim gardiyanlar şu an birini kovalıyor. Burada bir tuvalet sırası olabilir çünkü 60 tane mahkuma 10 tane tuvalet var. Da böyle yani düğün yemeği sırası bekler gibi adamın dibinde de beklemezsin yani. Ya bak, o kadar kişi birikti ya, arada birisi gardiyanı bıçaklamış gitmiş. Buraya böyle mahkumlar için bir ortak oda inşa ettik. Boş zamanlarında gelip burada takılabiliyorlar. Langırtı, tenisi, masa tenisi, bilardosu, her şey var. Hatta derbilerde derbileri bile açıp izletiyoruz yani, o kadar. Yan kısımlara da başka böyle sosyal aktivitelerde inşa edeceğiz. Yani gardiyanlar daha çok serbest zaman istiyorlarmış ki haklılar. Yani bir saat neye yetecek? Zaten hapishaneden çıktın, tarandın, orada 2-3 kişiyle güreştin, yumruklaştın, bir gardiyan bıçakladın falan derken zaman kalmıyor. O yüzden serbest zamanı arttıralım. Hatta yemek saatlerini de arttırayım ben. Yayıla yayıla bir kahvaltı yapsınlar. Bir mahkum daha delirdi. Yani şunların tamamını yenilemek o kadar uğraştırıcı ki. Her gün, her sabah aynı şey. Deliren mahkumlardan birisi ölmüş ya. Bugün birisi firar etmiş. Yani nereden çıktı gitti de karşı yola geçti bilmiyorum. Ziyaretçilerin olduğu yerden mi kaçtı artık, nereden gittiyse. Daha tam kapatamamıştık, çok kötü oldu bu ya. Buraya deliren mahkumlarımız için yeni bir hapishane attık. Ufak bir şey. Yani yeni deli mahkum kabul etmeyeceğiz ama kendi içimizdeki delirenleri getirip buraya yatıracağız. 6 kişi vardı zaten deliren, 3 kalmış, 3 tanesi ölmüş. Burada böyle kendi nezarethanesi var. Kendi psikiyatrisi var. Daha geniş odalar var. Bunları beraber yatırmıyoruz, ne yapacakları belli olmaz. Bu alana böyle mahkumların bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler inşa ettik. Mesela bir kütüphanemiz var. Buraya gelip bir şeyler okumak isteyenler okuyabiliyor. Bir tane dükkanımız var. İstediklerini gelip alabilsinler, alışveriş yapabilsinler diye. İbadetlerini giderebilecekleri bir alan inşa ettik. Ve bir de postanemiz var. Gelen postaları, mostaları açıp okuyabilsinler diye. İhtiyaçların çoğunu azalttık. Yani yeni bir hapishane için hazır gibiyiz. Normalde biz orta seviye tehlikedeki mahkumları kabul ediyorduk. Ama bunlar girdikten sonra içeriye burada bir pişmişler. Kendilerini eğitmişler. Bir tecrübe kazanıp daha üst seviye tehlikeli mahkuma dönüşmüşler. Helal olsun ama bunları ağırlayacağımız bir yer olmadığı için böyle nezarethanede kalıyorlar. Hayır, anlık bir elektrik kesintisi oldu. Elektrik bir geldi, burada 2 kişi delirtmişler abi, artık ne yaptılar bilmiyorum. 2 kişi delirmiş. O arada içeriye artık nasıl bir satır, testere, mestere soktular, ondan da hiç haberimiz yok. Artık yakında birilerinin üstünden toplarsın. Hapishanenin bu iç kısmını böyle kaldırımla, çimenle falan kapladık. Gayet güzel oldu. Mesela hapishanenin giriş kısmına da böyle bir ortam yaptık. Çok kaliteli duruyor. Burada biri var kardeş, sen nereye gidiyorsun? Bu ne abi, dışarıda dolanan bir mahkum var. Kimsenin de umurunda değil. Adam bir de geri içeri girmeye çalışıyor. Kapıyı açın da girsin adam. Bunlar buraya nereden geliyor acaba ya? Hayır, eleman dışarıda dolanıyor, dışarıda. Yani istese gidebilir. Arada yeni mahkumlar da geliyor. Malum ölenler falan oluyor. Onların yenileri geliyor. Garibin manyak olmuş burada koğuşun içinde deli gibi dönüyor. Bunların duvarı da farklı. Bunları rahatlatan bir duvar diyor ama belki de kafasını çarpmasın, kendini vurmasın diye pamuktan bir duvardır. Yani hapishanemizde çok bir sıkıntı yok gibi. Sadece biri kantinden çıkarken testereyle çıkmaya çalıştı. Yani testereyi de bu hapishanede nereden bulmuş olabilirsin ki? Hapishanenin girişinin de bu kadar güzel olması bir enteresan. Çünkü buraya gelen diyecek ki ulan burası ne kadar bakımlı yer. İçerideki mahkumlara demek ki çok iyi davranıyorlar falan diyecek ama halbuki bilmiyorlar ki içeride plastik kaşıkla adam öldürüyorlar. Mahkumlarımız şu an aileleriyle görüşteler. Bu adam delirdi. Artık ne konuştu, ne yaşadı da kaldıramadı, delirdi bilmiyorum. Evet, bir diğer diğer hapishane bölümümüzü de açmış bulunmaktayız. Şu an avlusunun inşası yapılıyor. Buraya da hemen birileri kaçar maçar diye bir devriyeler atıyoruz. Bu normalde yerleştiremediğimiz biraz daha tehlikeli mahkumları da buraya getirdik. Bir de bu koğuşu da doldur diyeceğim. Öyle dediğim zaman 52 yeni mahkum geliyor. Bundan sonra biraz olaylar çıkabilir yani. Tabii onlar gelince sağlam bir ödeme alacağız. O ödemeyle de buralara sınıf atacağız. Artık bunlara bir okuma yazma falan öğretmeye çalışacağız. Yeni mahkumlarımız geliyor. Yeni mahkumlarımız gelirken burada bir gardiyan ölmüştü. Burada yine gardiyanlar falan dövüşüyor. Kapıyı kırmışlar. Gardiyan sayısını çok acil bir şekilde arttırmamız gerekti. Çünkü yeni gelen mahkumlar tabii burada yığılacak. Bunları aslında kademeli olarak almak lazımdı ama biz öyle şak diye hepsini aldık. Bak ya, yine duşa saldırıyorlar var ya. Allah'ım sen sabır ver. Ya bak, daha tünel kazan kimseyi görmedim ama bu mahkum buraya nereden geldi? Yani bu aşağıdaki buraya nasıl çıktı? Ulan her yer kapalı, her yer. Yani buraya çıkabilecekleri bir alan yok. Hayır, kaçmıyorlardı. Dışarıda iki tur atıyorlar, geri içeri giriyorlar. Yani bak mesela bu mahkum buradan çıkmış gidiyor. Elinde matkapla gidiyor. Nereye gideceğini merak ediyorum. Şu anda geri dönüyor. Yandan başkası başka bir yere gidiyor. Kimsenin umurunda değil abi, siz ne yapıyorsunuz lan? Birisi burada kendini kaybetmiş, delirmiş. Şu an hayali biriyle, bir Yuri Boyka ile dövüşüyor şu anda. Geçmiş olsun kardeşim. Şu anda gelirimiz çok iyi. Yani 23.000 giren para, 11.000 çıkan para var. Bu parayla silahlı devriyeler, kuleler atabilirim, yeni koğuşlar açabilirim, köpekli devriye falan getirebilirim. Ya da etrafı zeminleyebilirim. Zeminlemek şu an daha cazip geldi. İlk olarak ofislerimizi zeminlemekle başlıyoruz. Daha güzel gözüküyor. Etrafa böyle kuleler attık. Hatta avluların içine de attık. Buralara keskin nişancılar yerleştireceğiz. Taşkınlık çıkaranları uzaktan pıt pıt indireceğiz. Bu deliren mahkumları ne zaman hastanede görürsem ölü oluyorlar abi. Hep bu deliler buraya geliyor ve ölüyor. Yani bu doktorlardan birisinin çok değişik bir kafa yapısı olabilir. Hapishanenin şu an neredeyse tamamını kameralarla izliyoruz. Buraya böyle bir kamera odası yaptık. Memurlarımız buradan hapishaneyi izliyor. Sınıfları bile izliyoruz artık o derece. Tabi bazı kör noktalar var. Mesela koğuşun yarısından sonrası kör nokta. Hapishanenin girişinden sonra ilk attığımız koğuşa kadar olan kısmın tamamını çimlerle ve kaldırımlarla sardık. Çok tatlı gözüktü. Bugün yine bir kişi hayatını kaybetti. Yine hastanede. Gardiyanımızı ölen kişiyi alıp nereye götürüyor merak ediyorum. Ha, ölü arabasına götürüyormuş. Ben de bunları bir yere atıyorlar, toplu gömüyorlar falan zannediyordum ha. Hayır, olamaz. Bir tünel kazılmış. Bak, ilk kez bir tünel kazıldı ve onda da 19 kişi firar etti. Çok da başarılı bir tünel. İnanılmaz. Bu kadar uzun süre kimse kaçmayıp şimdi bir anda kaçmaları çok kırıcı oldu. Çok da basit bir tünel inşa etmişler. Buradaki ekip bunu bir kez öğrendiyse var ya, bunu durmadan yapmaya başlara. Bak şimdi isyan çıktı. Bizim hapishanenin alanını genişletmemiz ve ileriye de kuleler, çitler atarak tek kazışta kaçmalarını engellememiz lazım. Bak doktor burada bir şey yapıyor. Kesin adamın bilincini kapattı ha. Ya da bu kadar ölümü hükümete açıklayamayınca artık suçlu birini atmaya çalışıyor da olabilirim yani. Çok tekinsiz bir insan olduğum için. Buraya da böyle bir toplantı odası inşa ettik. Bu böyle Amerikan filmlerinde falan olur ya, millet böyle gelir derdini merdini anlatır. Biri çıkar edebi konuşur falan. O ortamlardan biri galiba. Ben de ne işe yaradığını bilmiyorum da işte atın dediler, attık. Buraya bir de cephane inşa ettik ve silahlı gardiyanlar işe aldık. Onun yanında tünelleri bulsunlar diye köpek eğiticisi almıştım ama ben hapishaneyi kurarken kedileri seçtim. O yüzden burada kediler var. Kediler de umarım tünelleri buluyordur. Ulan hemen yatıp uyumaya başladılar ya. Kedi değilmişti. Yani silahlı gardiyanlarımız genelde hapishanenin dışında, dış kısımda devriye atıyorlar. Kedili gardiyanlarımızsa bak kediye nasıl koku alıyor. Hemen hapishanenin dışında ve içeride lavaboların olduğu yerde denetleme yapıyorlar. Tabii 19 kişi firar ettikten sonra hemen bir önlem almaya başladık. Buraya bir de büyük bir spor salonu inşa ettik ki içinde yok. Cidden premium bir spor salonu. Burada harbiden kendini spora veren kişi büyük bir değişimle çıkar. Tabii kapıya dedektör attık, bunlara belli. Vantilatörün içindeki dönen pervanesini bile söküp götürebilirler. Artık hapishanenin de neredeyse tamamını kameralarla gözetliyoruz demek isterdim ama şu arkadaki koltuk kısmı kör nokta olarak kaldı ki o da kalsın. Çünkü illa pis işler dönecek. Görmeyelim bari. Yani mesela bu adam illa ölecekse yani bunu burada öldürmeyin demek istiyoruz yani. Burada Ferhat abinin mektubunu da utanmadan okumuşlar. Buradan da böyle bir gardiyan göçü yaşanıyor. Yanınızdan da mahkum geçiyor abi, bari şu mahkumu alıp götürün lan. Bir de işe hasta bakıcıları aldık. Neymiş efendim, bizim gardiyanlar bu delirenleri durduracağız diye joplayıp öldürüyorlarmış. Bunlar onların dilinden daha iyi anlıyormuş diye bunları aldık. Adamın üzerinden elektrikli testere çıktı, testere. Boyundan büyük. Bak biri daha metal dedektöre takıldı. Bakalım üstünden ne çıkacak. Ya oğlum orada dedektörün olduğunu görüyorsun. Oraya geliyorsun. Lan adamın üstüne hiçbir şey çıkmadı lan. Ne oluyor? Para mı aldın sen ha? Oğlum biri daha öttü. Ana ondan da bir şey çıkmadı. Yozlaşmış gardiyanlar. Hapishanenin bu yanındaki alanı da satın aldık. Ve o yeni aldığımız alana da çitler sardık ve kuleler inşa ettik. Olur da kaçarsalar falan buradaki kulelere takılsınlar diye. Evet, klasik duşta adam yaralama. Mahkumlarımız burada eğitimlerini de alıyorlar. Tabii eğitim vermemizin sebebi bunları başka yerlerde kullanabilmek. Yani şu anda temizlik bile yapamayacak seviyedeler. Tabii bazıları da eğitim almak yerine burada basıyor. Belki de ölmemek için, hayatta kalmak için güçlenmeye çalışıyorlar. Şimdi günahlarını da almayayım. Burada bir deli mahkum daha öldü. Diğerinin de bilinci kapalı. Hapishanemizin içeri kısmının tamamını zeminlerle sardık. Kaldırımlar, çimenler, ağaçlar attık, çalılar attık. Hatta bazı ortamları böyle daha ferah bir hale getirdik. Çok daha hoş gözüktü bence. Tabii bu sırada içeriye testere sokanlar var. Birbirini satırla kesenler, duşta tacizler, kavgalar, kürekler falan var. Onlar çok umurumuzda değil ama şu çalılar özellikle iyi bir hava kattı. Ya bak şimdi şöyle bir saçmalık var. Bu mahkumlar gece yatıyorlar ya, yatarken acıkıyorlar. Ondan sonra sabah kalktıklarında ulan ben niye açım deyip sinirlenip birbirlerini bıçaklıyorlar. Bunlar kuş beyinli. Bugün bir kişi daha kaçtı buradan. Sürgülü kapıyı kırmış. Bunlar ne hocam? Bunlar ne ya? Sen bunlara da ne yapıyorsun içeride ya? Ulan bir adam gibi yatın, cezanızı çekin, bir defolun gidin ya. Kedilerimiz burada bir tünel olabileceğini söylüyor. O yüzden şu an bütün bölümlerde bir tünel araması gerçekleştiriyoruz. Tek tek şu an bütün lavaboların altına bakılıyor. Yani tünel kazamadık ama olsun. En azından gözleri korkmuş olabilir. Şu an tünel kazan falan varsa belli bir süre durdurabilir yani. İşe bir de avukat aldık. Şu an kendisi ölüm hücresini araştırıyor. Bu kadar zamandır niye bir avukatımız yoktu? Öyle. Burada bir tünel var. Deli gibi burada bir tünel olduğu iddia ediliyor. Bu alanı taratıyorum ve tünel yok. Evet, bugün tam 34 kişi firar etti. Hem de tünel kazarak firar ettiler. Eğer bu tünelin geldiği yol burasıysa söveceğim şimdi. Evet abi, tünelin geldiği yer. Yani ben burayı 30 kez arattım abi. 30 kez arattım. Yeni mahkumlar geldi. Ulan bir de kaçarken şu yandaki deliği de işin içine alet etmişler. Onu da götürmeye çalışmışlar da gelmemiş manyak. Ulan önceki attığım hapishanede milletin kaçmasını engellemekle uğraşmıyordum. Kimse kaçmıyordu. İçeride millet birbirini kesiyordu. Yani burada yine günde 3-4 ölüm var. Çok değil yani. Burada deli gibi kaçıyorlar. Hayır, içeride dövüşürler, birbirlerini döverler ama iş kaçmaya gelince birlik oluyorlar. Personellerin de ciddi şikayetleri var. Mesela 4 personel görev başında öldü. Öldüysen de şikayetçi olma canım. Bütün paramızı verip hapishane alanımızı yine genişletiyoruz. Hem yeni bölümler açmak hem de tünel kazıp kaçmasınlar diye. Burada da hiç olay çıkmıyor. Hiç kaçmaya da çalışmadılar. Genelde birbirlerini öldürüyorlar. Ama paraya ihtiyacım olduğu için buraya daha fazla yatak atmak zorundayım. Buradaki olaylar biraz alevlendirecektir ama yapacak bir şey yok. Bunlar delirmiş zaten ya. Bunlar kaçmıyor da deliriyorlar. Bir de fırın inşa ettik. Burada böyle mahkumları çalıştırıp poğaça muhaça yapıp gelen müşterilere poğaça satacağız. Para kazanmaya çalışacağız. Ama mahkumlar çalışmak istemiyor yani. Niye istemiyorlar anlamadım. Bir de biz şimdi bu mahkumları ıslah ediyoruz ya. Yani bunları düzeltip yolluyoruz. Bunların bir tekrar suç işleme ihtimali var. %46 olduğu için bu çok yüksek bir ihtimal ve tekrar suç işleyince biz hayvan gibi ceza yiyoruz. Çok fena para kaybediyoruz. Bugün burada çok büyük bir olay çıktı. Yani kediyi bile öldürmüş ahlaksızlar. Burada gardiyanlar var ölü. Kedi sayılıyor mu ölülerden bilmiyorum ama 6 ölü artı kedi. Buraya da bir infaz odası ve ölüm hücresi attık. Çünkü bu infaz işlerinde iyi para varmış. Artık infaz edilecek biri varsa bize gelecek. Tabii son günlerini yaşadığı için böyle güzel bir odada kalacak. Ama öyle çok fazla gelmiyor yani, idam kararı çok az çıkıyormuş. O yüzden çok nadiren geliyor. Biz de bekliyoruz işte öyle. Yani gözümüz yollarda. Ya şimdi bu hapishanedekiler suç işliyorlar. Suç işleyince bunlar tabii kafese, hücreye kapatılıyor. Hücreye kapatılınca ulan biz beslenemiyoruz, yıkanamıyoruz deyip sinirlenip sonra tekrar daha çok suç işliyorlar. Yani böyle boktan bir döngünün içindeyiz. O yüzden ben de şöyle bir karar aldım. Bütün suçları kaldırıyorum. Yani ceza meza yok. Hepsini kaldırıyorum. Artık hapishane Texas'a dönsün. Tabii bir gece vakti bir bütün odalarda bir arama başlatalım. Yani şu Negan'ın Lucille sopası bile çıktı. Elektrikli testeresine kadar. Bir dünya şey bulduk. Yine olaylar. Hayır, biz gardiyan takviyesi de yapmıyoruz artık. Burada bulunan gardiyan ne kadar halledebilirse. Ya şu arkadaki şu çıplak var ya, onu bir durdursanız, o kuduz köpek gibi sekip duruyor yani. İlk idam mahkumumuz gelmiş. İdam temyiz programı diye bir şey oluştur falan diye, öyle bir şeyin varlığından bile haberim yoktu. Buraya yerleştirdik bu idam mahkumunu. %45 ihtimalle merhamet ihtimali varmış. Cinayet, nitelikli saldırı, cinayete teşebbüs, nitelikli saldırı, ağır yaralama, cinayete teşebbüs, ağır yaralama, silahlı soygun, Cinayet ağır yaralama, yani bunun neyine merhamet göstereceksiniz ya? Daha 30 yaşında, bir de 311 yıl hüküm giymiş. 6 tane de çocuğu var. Daha bu yaşta bu kadar şey hızlı yaşıyor. Ya olur da eğer affedilirse falan siz onu bana verin, ben onu bizim şu koğuşa atayım, buradan 2 günü leşi çıkar yani, burası açlık oyunları gibi. Bugün hapishanede 7 kişi ölmüş, şu ana kadarki rekorumuz bu galiba. Evet, bugün de 14 kişi öldü, rekoru çok hızlı tazeledik. Burada ölenler var, bahçede ölenler var. Bugün maalesef kantinde çok büyük bir olay çıktı ve 9 kişi öldü. Ve bazıları da hiç umursamadan yemek alıp yemek yemeye devam edebiliyor ve yaralı bir halde. İşte sizin sorununuz tam olarak bu. Birileri sadece pastırma almış, onu yemeye çalışıyor derken yine bu ortalık celallendi, gardiyanla falan dövüşmeye başladılar. Birisi de yani kaşla göz arasında firar etmiş. Yani genelde kaçtıkları yer burası. O yüzden buraya bir devriye atamam. Bugün deli gibi firar ediyorlar. Çünkü buradan tünel kazmışlar ve kedilerimiz de bu tüneli bulamamış. 22 kişi gitti. Bu kadar kolay bir şekilde kaçmaları da koyuyor insan. Yani şu yakındaki lavabodan kazmak yerine uzaktakinden kazmak da ayrı bir gerizekalılık. Bir de geliyorlar utanmadan tünel kazılmış yere sıçıyorlar ya. Bugün 21 kişi öldü. Yani ne olduğunu anlamadığım bir şekilde olaylar çığırından çıkmaya başladı. Hiçbir şey de değiştirmedik. Herhalde cezaları kaldırdık diye ortam bir anarşiye döndü. Burada ne oluyor lan? Adam eline almış matkabı, gardiyanlarla dövüşüp kaçmaya çalışıyor. Açma yavrum o kapıyı. Peki ya buradaki bu mahkumlar? Bunlar vallahi kaçmayacağız herhalde diyorlar. Peki niye buraya geldiniz o zaman? Yeni bir gardiyan ordusu işe aldık. Yani bunların bir şey çözeceği yok da işte bazılarının bazı işleri yapması gerek. Evet, yeni koğuşumuz da vatana millete hayırlı olsun. Bu diğer koğuşumuzda hademeyi öldürmüşler. Burada ne oluyor şu an ya? Birisi kütüphaneyi ele geçirmiş, 18 kişi ölmüş. Aha, isyan çıktı. Ben hiç beklemiyordum var ya. Çevik kuvvet ekiplerini çağırmak zorunda kaldık. Önce şu kütüphanedeki deliği bir durdurun diyecektim de dağıldılar. Şu an kantinin önündekileri dövüyorlar çatır çutur. Şu kütüphaneye bir girin abi. Bu adam başlattı her şeyi. Şuraya bir girin. Şimdi de bir kantine girin abi. Bir kantini bir emniyete alın. İsyan çıkaranları burada tepişiyor. Bizimkiler girdi şu anda, olayı bir temizliyorlar. Şimdi de şu yeni açtığımız koğuşa gelin de buraya gelen mahkumlar daha bugün geldiler. Bugün hemen isyan etmişler. Hemen şuradakilere bir pataklayın abi. Bu arada Çevik Kuvvet'in hiç kayıp verilmedi. Çok iyi. Çok iyi. Birlik beraberlik şeklinde dövüşüyorlar. Gayet iyi abi. Gayet iyi. İsyan bastırıldı. Arkada tabii acı bir tablo bıraktı ama yapacak bir şey yok. 22 kişi öldü. Çevik Kuvvet'e geri dönmeleri emrini verdik. Çevik Kuvvet'in geri döndüğünü görünce hemen isyan çıkardılar. Oğlum siz mal mısınız lan? Bu Çevik Kuvvet geri gelebilen bir şey. İsyan eden 7 mahkum var. Çevik Kuvvet'ten de biri ölmüş. Yani isyanı bastırdık ama bunları geri yollamayacağım. Belli bir süre şu mahkumların bir baskı altında yaşaması lazım. Aşçılar da bu arada hapishanede hiçbir olay yaşanmıyormuş gibi şu an yemek hazırlamaya devam ediyorlar. Kuledeki de sağ olsun çıkmış oraya çatırıştırım milleti vuruyor. Mahkumlarımız artık fırında çalışmaya başlamışlar. Çok iyi, çok iyi. Güzel haberler de geliyor bazen ya. Buradan poğaça, muhaça, pasta, börek falan pişiriyorlar. İnsanlar bir şüpheyle yaklaşıyor tabii, içinde uyuşturucu çıkar diye ama. Çevik kuvveti arada bir bunların böyle koğuşlarında falan dolandırıyorum. Mevzu çıkartacak olan varsa bir çeviği görsün diye. Duşta yine bir mevzu çıkıyor. Yine isyan çıktı. Bütün Çevik kuvveti avluda topluyorum. Yani isyanı bastırdık ama şu isyan çıkma potansiyelini bir düşüremiyoruz. Durmadan bir aşırı tehlikeli bir konumdayız ya. Bir de o kadar büyüdük ki artık kaosun önünü alamıyoruz. Yani şu anda tutamıyorum artık. Tutamıyorum. Boşvermişlik seviyesine düşmeme çok az kaldı. Bir isyan daha başladı. İsyana katılan mahkum sayısı da her geçen dakika artıyor. Şu an Çevik Kuvvet kapıda sıkıştırdığını dövmeye başladı. Yani isyana katılanlar vazgeçiyor da olabilir, onları döve döve bilinçsiz bir şekilde bırakıyor da olabiliriz. Çok seri bir şekilde bastırıldı. Oy, bu sefer çok acayip bir isyan başladı, 70 kişi. Şu an normal gardiyanlarla da tutmaya çalışıyoruz ama bu tutulacak gibi değil. Artık zırhlı birlikler hemen olaya el atıyor. Kulemiz tabi şu an elinden geldiğince durdurmaya çalışıyor bunları. Bu kadar çok Çevik Kuvveti gelince tabi aralarında bir tanesi abi vallahi ben duş almaya girdiydim falan dedi. 17 kişinin ölümüyle isyan son buluyor. Bir tane çeviği kaybettik. Yani şu anda acayip bir şekilde her fırsat bulduklarında isyan çıkarmaya başladılar. Bu iş böyle olmaz ama. Bastırıyoruz yine isyan çıkıyor ya. Ulan bu sefer Çevik Kuvvet falan da öldürmeye başladılar. Şu an hapishanenin her bir köşesinde ciddi anlamda bir kavga dövüş var. Aşçının hiç umurunda bile değil, patates taşıyor. Abi her tarafta ölüler var. Ulan memleketle günlük gülistanlıkla biz bir anda nasıl bu hale geldik ya? Şuraya falan bir baksana. Dışarıda yürüyecek bir ortam bile yok ha. Bu deli burada cesetleri falan yumrukluyor herhalde. Tanesi makasla kudurmuş. Hedef arıyor kendine. Yani burada yine bir firar girişimi var. 28 kişi firar etmiş ama bayağı bir arkada kalanlar olmuş. Bu tünel kazma olayını da engelleyemiyoruz. Hapishanenin en ucuna kadar gidip tünel kazıyorlar. 24 kişi öldü yine. Yani şu kantin var ya, bu kantinde durmadan bir isyan çıkıyor. Bu kantini ele geçiriyorlar ya. Ben her seferinde bu kantine gelip bunları dövmek zorunda kalıyor. Hapishanenin kaçak mal seviyesi kontrolden çıktı diyor. Lan sanki hapishane kontrolde mi? Yani şu anda herhangi bir para akışı yok. Alacaklar kapıya dayanmış vaziyette. Yani para yattığı anda bir şeyin siparişine para gidiyor. Burada ne oldu? Tuvalet mi taştı ya? Yani hapishanede olaylar biraz durulsun diye alımı kapatmıştım. Kişi sayısı artmasın diye. Şu an 94 kişi var ve birazcık sakinleşti. Ama bu sefer de para gelmiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Alımı açıyoruz. Yani şu anda gelenler tabii arada minimum seviyede riskli olan mahkumlar da var. Ama bunlar yakında maksimuma falan ulaşırlar. Çünkü burada bunlar öğrenirler. Öğretirler bunlara burada iğrenç rezil bir mahkum nasıl olunur diye. Bizim ustabaşıyı da öldürmüşler. Nerede öldürdüyseler. Haberim de yok. Şimdi lazım olunca baktım yok. Yenisini almak zorunda kaldık. Buraya da böyle bir restoran açtık. Yani başka bir derdimiz yokmuş gibi. Madem tarım yok biz de bir yerden para kazanmaya çalışıyoruz. Allah Allah, ne oluyor? Bir yerden tüneller çıkıyor, isyanlar çıkıyor. Ulan burada kaç tane gardiyan öldürdünüz ya. Yeni attığımız koğuşlar için deli gibi yatak taşınıyor. Oy, yangın çıkmış. Hem de var ya deli gibi şu an cayır cayır yanıyor koğuş. Yani şu anda itfaiye söndürmeye çalışıyor ama çok alana yayılmış. Ve gitgide yayılıyor. İçeride yanarak ölenler falan var. Bir de paramız yok. Ulan bir de insan yanıyoruz der, bir şey der yani çıktığı zaman. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok. Dumanı görmesek anlamayacağız yani. Söndürdük ama koca 2 tane koğuş gitti. Şu anda hapishanenin yarısı alarm veriyor. Yani durduk yere sebep yokken şu kötü günde isyan çıkartıyorlar ya. Al şimdi geldim, kendini zorla dövdürtüyorlar. Mutlu musunuz şimdi? Şimdi buraya yeni 3 tane hapishane açtık. Bunların şu an 3'ü de işlemiyor. Ama dedim ki işleyen demir ışıldar. 3'ünü de dolduracağım. Şimdi 136 tane yeni mahkum geliyor. Bugün bir 22 kişi daha öldü. Yaz abi sen bir artı 22 daha yaz. Evet, bu mahkum ordusu şu anda geldi. Kayıt olmak ve üstleri aranması için. Ama şuradaki ortama bakar mısın? Burada zaten bir oksijensizlikten bir 20 leş var. Sürtünmeden 5, ezilmeden de bir 15 leş var. Ha, bir kişi firar etmiş karambolden. Otobüsten inip hiç hapishaneye adım atmadan firar etmiş bile olabilir. Çünkü bizde şu an öyle bir ciddiyet var. Tam bir grupta kaçacakken yakalanmış ama sağlam bir tünel kazmışlar. Bizim psikiyatristi de öldürmüşler ya. Buradaki grup da bayıldı herhalde ya da dondu. Ulan şu ölüm hücresini aldığımız adam da hala bizimle beraber. Ha. Öyle bir kaos yaşanmış ki adamı unutmuşuz burada. Oğlum buradaki bu gardiyan, Çevik Kuvvet, mahkum ölüleri falan kaç aydır burada duruyor yani. Ben de burada yatan mahkum olsam ben de çıldırırım. Bugün yine bir 17 ölü var. Sokaklar artık delirmiş ve ölmüş mahkumlarla dolu. Patatesleri bile buraya atmışlar. Cesetten dolayı da kapı kapanmıyor herhalde. Yine kantini ele geçiriyorlar. Yine aynı kantin artık. Kantinin de ne özelliği varsa al işte, isyan. Şu kantini bir basın artık, gözünüzü seveyim. Bütün mahkumları yakalamamız lazım. Hepsini. İsyan edenlerin hepsini. Hapishanenin bazı alanlarını ele geçirmeye başladılar. Gardiyan sayısını 100'e çıkardım. 100. Yani sadece şuradakileri kolundan tutup koğuşuna götürmek için 100 kişi gerekiyor da. Yani gardiyanlar bile burada sıkışmış. Sıkışmaktan hareket edemiyorlar. Milleti de buradan döve döve götürüyorlar gibi. Bugün 42 kişi ölmüş. 42. Yani zaten şu ortama bakarak bugün 42 kişinin öldüğünü rahat bir şekilde anlayabilir. Bu nasıl bir ortam ya? Ölü sayısı 52'ye ulaştı. Silahlı gardiyan sayısını da iyice arttırdım. Üzerlerinde iyice bir baskı hissediyorlar. Ölüm sayısı 60'a ulaştı. 60. Bu Çevik Kuvveti geri yolladığım an isyan çıkıyor abi. Yolladığım an. Ölü sayısı 72 ya. Yazıktır günahtır be kardeşim. 75 oldu. 80 gelirim peki. 80. 80 geldi. Ölü sayısı 87'ye ulaştı ve isyanlar durmuyor. Her gün yeni bir kişi çıkıp isyan çıkarıyor. Yemin ederim İngiltere-İskoçya savaşına döndük ha. Sayacı sıfırladılar sağ olsunlar. Tekrar baştan başlarız biz. Birden 100'e gideriz biz. 10 kişi de o arada bir firar etmiş. Evet, şimdi tekrar bir isyan başladı. Ulan şu an öyle bir hale geldik ki yani ülkenin en önemli sorunu ekonomi, terör ve bizim hapishanede yaşanan isyanlar ya. Durmuyor. Evet, 80 gün oldu. Ve artık yeter dedim, yeter. Buradan olacak gibi değil. Yani amacım bunların sağlıkları mağlıkları değildi ama bütün olanakları seferber ettim. Bunların istedikleri bütün ortamları inşa et, sosyalleşebilecekleri alanları bile getirdim. Yani deli gibi eğitim verdim. Ne konuda eğitim almak istiyorsalar onun hocasını getirdik, eğitimlerini verdik. Ortamı elinden geldiğince hoş yapmaya çalıştım. Dışarı çıkınca insan bir nefes alabiliyor, güzel bir yerde yaşıyorum diyebiliyor. Ulan dövüş kulübü bile attım. Biz bu neslin ortanca çocuklarıyız bile dedim. Bunlara, bu kadar yaptıklarımıza rağmen hala isyan çıkarıyorlar, hırgür çıkarıyorsalar bunlara bu yaşadıkları müstahak dedim, müstahak. Yani param 300.000 küsür. 300 kişilik hapishane var. Şu an deli gibi parasını da kazanıyoruz ama huzur yok, huzur. Artık emeklilik vakti geldi. Yoksa zaten beni ya yaka paça götürecekler, ülkenin sorunlu haline geldim, ya da öldürecekler beni burada. Yok, bu hapishaneyle uğraşılmaz. Yani bu koğuş sistemi iyi para getiriyor ama yanında da çok olay getiriyor. Bir de kaçtılar mıydı, böyle 30-40 kişi falan kaçıyorlar, çok tatsız oluyor. Bu saatten sonra evime giderim, olayları televizyondan izlerim. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.